Evet, merhabalar herkese. Bu videomuzda Galaxy Buds'ı tanıtacağız. Bu kablosuz kulaklık. Kutusunu açalım, bir de bakalım ses testi, işte film izleme testi yapalım. Nasılmış kulaklığın performansı? Hadi kutu açılışıyla başlayalım. Evet, kutumuzu açıyoruz. Şöyle kare bir kutuda geliyor. Samsung Galaxy Buds True Wireless Earbuds diyor. Sound by AKG diyor. AKG tarafından yapıldı deniyor. Zaten AKG, Samsung'un bu arada daha önceki videolarda söylemiştim. Yan tarafında diyor ki 6 saat çalabilir diyor. Artı 7 saatte charging case'ten alır diyor. Yani 7 saatte bunu şarj ederseniz diyor, toplamda 13 saat performans alırsınız diyor. Kablosuz şarj oluyor diyor ve designed for comfort and stability diyor. Yani sağlam duruyor ve rahat duruyor. Merak etmeyin. Hani benim kulağıma girer mi, çıkar mı, düşer mi diye. Şöyle açalım kutumuzu. Evet, kutumuzu açtık. Bakalım. Şöyle içinde bu kitapçığı kutuya gömme modası da yeni çıktı herhalde ya Samsung'da. Telefonu da böyleydi. Bakalım kitapçığında neler çıkıyor. Quick Start Guide diyor ve Time Zone Corner Safety, güvenlik önlemi işte. Nasıl kullanmanız gerektiği yazan iki tane kağıt var. Kulaklığımıza bakalım. Şöyle düşürdüm. Aa, bu çıkmıyor. Altına bakacaktım ama burası sabit. Kulaklığımızı açıyorum. Samsung yazıyor. Sound by AKG yazıyor. Şöyle açtık. Kırmızı diyor ki herhalde şarjım az. Şurasında bir kauçuk var. Zaten detaylarını çok daha çekeceğim. Bir mikrofon burada var. Bir mikrofon içeride mi var? Çift mikrofonlu. Sesini dengelemesi için. Noise cancel özelliği var mı bilmiyorum. Telefonla bakacağız şimdi hepsine. Şu an koyunca şarj oluyor diye. Yeşil çıktı ama ilk başta aldığımızda kırmızıydı. Cihazın bütün özelliklerini kullanmak için Galaxy Buds isimli uygulamayı seçip eşitleyelim diyor. Yakında cihazlar algılandı diyor. Bağlamak sizin. Galaxy Wearable, yani giyilebilir diye bir uygulaması var telefon içine gelen. Samsung için böyle. Normalde diğer telefonlarda bu arada Bluetooth'tan direkt oluyor. Sıkıntı yok ama bunda daha fazla özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Seçelim. Bağlıyor. Daha fazla ne gibi özellikleri var? Onlardan biraz kısaca bahsedeyim. Mesela işte bir kere dokun. İşte müzik çal, sustur. İki kere dokun. Yeni şarkıya geç ya da işte telefon çalıyor. İki kere dokununca çağrılıyorsun. Ya da telefonda birisi arıyor. Konuşuyorsun birisiyle. Birisi daha arıyor. İki kere dokununca diğer çağrıya geçiyor. Hani bekletmeye alıyor. Hani bir iki dakika bekle, arayacağım seni deyip tık tık geri geliyorsun. Üç kere basınca bir önceki şarkıya geçiyor. Bir kere basıp dokununca da diyor ki touch and hold, yani basıp tık diye uzun süre basılı tutunca da Bixby'ye geçiyor. Launch Bixby diyor. Burada bir şey takıldım. Yani Android gibi özgür bir platformda bizi sadece Bixby'ye bağlaması açıkçası benim hoşuma gitmedi. Umarım en kısa zamanda bir Android Google Asistan'a da bağlanma şekli gelir. Atıyorum mesela. İki kere basıp basılı tutarsam da Google Asistan olur. İşte belki bunu bu telefon uygulamayla yapacağız. Ben de daha ilk defa açıyorum. Bakacağız. Yani hepsini kabul et. Tamam, verdik her şeyi. Alarm, özet, cevapsız, gelen giden ne var ne yok. Galaxy Buds'ınızı bildirimleri yönetme diyor. Bakın burada bayağı bir menü çıktı. Hatta Bixby'yi geçtim. Batak'ta bile veri alıyoruz anasını satayım. Tamam, Google Asistanlar büyük ihtimalle çıkacaktır burada. Dokunmatik yüzeyi kullan. İşte burada şey gösteriyor. Dokun. Dokunmatik yüzeyi. Çift dokunursan sonraki parça. Az önceki size anlattıklarımın hepsini burada uygulamaya girince gösteriyor. Rehber olması da güzel. Ortam sesi. Etrafınızın neler olduğunu fark edebilmeniz için çevrenizdeki sesi arttırmak üzere açın diyor. Yani şu. Hani atıyorum dokunuyorsunuz. Dışarıdan birisi konuşurken hani müzik çalıyor ya bir yandan. Hani ne diyorsun lan deyip böyle kulaklığı çıkarmanıza gerek yok her seferinde. Basınca dışarıdaki mikrofondan direkt size aktarıyor. Ayrıyetten bu arada duyma atıyorum %70, %40 duyma kaybı olan insanlar için de bu kulaklık biraz, yani bu ve bunun özelliklerini taşıyan kulaklıklar çok kullanışlı oluyor. Duyma kaybı yaşayan bir arkadaşımdan öğrenmiştim bunu da. Aklınızda bulunsun. Kulaklıklarınız önce bir telefon veya tabletle eşleştirseniz tekrar bağlamak için. Tamam. Yani bakalım bir deneyelim. Her şey tamam diyor. Okey verdi. Kulaklığın pillerini görebiliyorsunuz. Sağındakini, solundakini, işte yazılımı da güncelli. Allah kahretmesin, yazılım güncellemesi çıktı. Yazılım güncelliğe dursun. İyi bari 1 MB. Ben biraz şuraları toplayacağım. Çok temiz yazmışlar kılavuzu. İlk defa bu kadar adam akıllı kılavuz gördüm. Kırmızı yanıyorsa diyor ki şarjın %30 ve altındadır diyor. Yeşil yanıyorsa full şarjdır ya da %60'ın üzerindedir diyor şarjın. Sarı yanıyorsa %60 ile %30 arasında bir şarjım vardır diyor. Kırmızı böyle yanıp yanıp sönüyorsa diyor işte hani hemen şarj et, bayağı gitti gidiyor. Güzel. Yani açıkçası ben böyle ufak kulaklıkları fazla sevmiyorum, tercih etmiyordum ama şöyle takınca direkt kulağıma oturdu. Şöyle göstereyim. Benim kulağıma tam oturdu ama sizin kulağınıza oturmazsa şöyle kutusundan işte bir Type-C girişi, bir kablosu çıkıyor. Ve şöyle çekince de
tel plastikleri işte kulağınıza göre. Şunun en genişi mesela. Kulağa kuyu gibi olan varsa aranızda onu kullanıyor. Kimisi işte kancayı sevmiyor, ufak kulaklı. Şunu takıyor falan filan. Bir şekilde herkes yolunu buluyor yani. Tamam, ayağı kişiselleştirilebiliyor. Lansmanda bunların 3 rengi vardı. Siyah, beyaz ve böyle yeşil gibi güzel bir yeşili vardı. Zaten buraya şimdi koyarım fotoğrafını. Mesela yeşili ben çok beğenmiştim. Bayağı güzel renk gözüküyordu. Bakalım şu güncellediyse biraz ses testi yapalım. Müzik testi yapalım. Bir de zıplama testi yapalım. Bakalım düşüyor mu düşmüyor mu? Şu an düşmüyor gözüküyor ama. 1 MB yüklemedi ya. Yazılım olunca yani tabii ki... Ha, bu arada bunu yükledim. Şimdi geçen videoda da birkaç bilgi vermiştim. Şimdi de söyledim. Tekrarlamış olayım bilgiyi de. Biliyorsunuz Samsung Harman Group yani işte Harman, JBL, AKG, Infinity bu ototipleri var. Infinity meşhurdur, pahalıdır. Onların 2016 yılında Harman grubunu almıştı sanırım. 2016 yani Samsung bu bütün teknolojileri sahip şu anda. Yani JBL'de Samsung'un, Harman'da Samsung'un, Infinity'de Samsung'un, keza AKG'de Samsung'un. O yüzden açıkçası benim bu kulaklıktan beklentim çok yüksek. Daha dinlemedim mesela şu an. Güncelleme yapsın dinleyeceğim ama. Yani şunu demek istiyorum. Açıkçası ses kalitesini kötü olursa çok üzülürüm. İyi olmak zorunda bence. O kadar bilgi birikim, marka falan. Hepsinin know-how'unu satın almış bir marka olarak. Bence hani idare eder ya da işte kulaklık orta seviye deme lüksümüzün olmadığını düşünüyorum. Bunu baştan söyleyeyim ki ona göre. Yani beklentimin yüksek olduğunu anlayın. Tamam, güncelledi işte. Burada equalizer ayarımız da var. Hani dinamik, temizle, yumuşak, tiz güçlendirme falan. Bildirimleri yönetebiliyorsun. Çok geniş ve kullanışlı menüsü var. Sağ ve solda 195 şarjlar var diyor. Bakalım takalım. Telefona daha yeni kurulum yapıyorum. Tamam. Bixby bir şey söyleyeyim. Bixby seçeneği var diyordum ya ben her zaman. Ama Google diyor. Okey Google yapacağız o zaman. Her zaman mesela Google'ı seçeceğim. Selam Google, ne haber? Nereden tanıyacağım beni Google? Tamam, okey. Sıkıntı yok. En azından Google'la irtibata geçebiliyoruz. Başta söylediğim şeyleri de geri aldım. Demek ki Bixby sadece Bixby ile, yani illa Bixby ile çalışacaksın diye bir şey yok. Sadece takarken şöyle tutup takmanızda fayda var. Şöyle. Yanda. Çünkü üzerine basınca bakalım şimdi. Tap, hold yapalım. Evet, Google Asistan geldi şu anda. Google, selam, duyuyor musun beni? Kime diyorum? Alo. Google beni duymuyor. Şu an Google'ı ayarladık. Bir müzik açalım. Şeyi kurmuş muyuz? Spotify'ı. Ayarlarda video geliştiriciyi açın diyor. Geliştiririz. Şöyle bakalım. Ne yazayım? Mabel Matiz yazayım. Mabel Matiz açalım. Son şarkısını. Bu arada kendisine de başsağlığını iletiyorum. Çok yakın bir zaman içinde Mabel Matiz'in babası vefat etmişti. Başı sağ olsun diyorum buradan da. Tamam, fullleyelim. Ses yüksek bir kere, onu söyleyebilirim. Bayağı yüksek yani. Sağlam yüksek ama. Şöyle durunca da Google'a bağlanıyor. Tamam, bir şey demedim. Google, Allah seni belanı vermesin. Çekil, çekil. Tamam, kaybol. Ben beğendim. Güzel. Tabii ki de bu sizin dinlediğiniz şarkıya göre falan değişiyordur da. En azından bu şarkı için 10 numara çıktı. Ayrıca değişiyorsa zaten equalizer ayarlarından kendiniz de kurcalayabilirsiniz ama şunu söyleyebilirim. Sesi iyi yani. Hani bu kulaklığa kötü diyecek bir inceleme kanalı bilmiyorum. Diyemezler, öyle söyleyeyim. Hakikaten iyi. Beklediğim gibi çıktı diyeyim yani. Öyle söyleyeyim. Beklentimi karşıladı. Evet, bir zıplama testi yapalım son olarak. Bakalım kulağımızdan düşüyor mu? Ondan sonra kapatalım. Biraz alışması, hani kullanması zaman alacak gibi duruyor. Çünkü dokununca ya da atıyorum şöyle kulağınızdan çıkıyor gibi hissediyorsunuz. Aslında çıkmıyor da şöyle dokununca hemen Google Asistan'ı açıyor. Şu an yine açtı mesela. Bakayım. Düşmüyor. Gayet de temiz. Peki ben bunu nasıl mikrofon açacağım? Buradan giriyoruz. Tamam. Daha güzel ayarları varmış. Dokunmatik yüzeyi falan kilitle, minitle. Her şeyi varmış yani. Ama benim bunları duymam lazım yani. Ortam sesi açık. Heh. Konuş bakayım. Merhaba Ekin, bugün nasılsın? Şu an kendi sesimi duyabiliyorum ama seninkini duyamıyorum. Konuş bakayım. Nasılsın Ekin? Evet, geliyor. Yakından birisi bir şey derse ortam sesini açıyorsanız, ortam sesini de buradan açıp kapatabiliyoruz. Şimdi bu kapağı sağlam kapanıyor. Hakikaten yani böyle tok kapanıyor. Düşünce falan da en azından bu mesafeden açılmıyor diyelim. 252 mAh bir pil var case'in içinde. Bunların da her birinin içerisinde 58 mAh pil var. Yani bu 58 mAh 6 saat boyunca çalışıyor. Sonra bunları beraber şarja takarsanız da bu da 7 saatlik bir artı süre sağlıyor. Pile takılmayın yani diye sanırım bunu özellikle kutusunda yazmışlar. Hani pillerin mAh'lerine takılmayın. Evet, bir incelemenin daha sonuna geldik. Kulaklıkların Türkiye satış fiyatları 799 TL olarak açıklandı. Beğendiyseniz niye beğendiğinizi, beğenmediyseniz neyini beğenmediğinizi yorum kısmına yazın hep beraber.
okuyalım. Biz de diğer fikirlere açık olalım. Belki bizim bakmadığımız başka bir yerden bakıyorsunuzdur olaylara. Kısacası kulaklık bu. Alıp almamak size kalmış. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Bu arada şeyin testini de sorayım. Ben az önce full müzik dinledim. Hiç ses duydun mu orada? Yani onu da söyleyeyim. Yani şey dışarı ses vermiyor. Ama tabii bu metroda yanında oturan adamın duymayacağın anlamına gelmez tabii. Sen biraz uzaktasın da. Dur onu deneyelim bir ya. Ama mikrofon var. Kral şov yaptın. Doğru. Mikrofon var burada. Ona rağmen duymadım diyor. Tamam duymuyorsan o zaman kulağıma iyi tıkamışımdır ben bunları. Bu bilgiyi de vereyim. Şimdi kapatabiliriz. Görüşürüz. Bay bay.